Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fissler markasına ait sebze ve meyve doğrayıcıyı göstereceğim. Henüz ben de paketini hiç açmadım. Burada sizinle birlikte açıp, ürünü kullanıp yorumlarımı paylaşacağım. Hatta paketini bile burada sizinle birlikte açabilirim. Böyle plastik bir kapak diyeyim. Böyle bir şey çıktı içinden. Şu karıştırma aparatı diye düşünüyorum. Bunun hakkında bir fikrim yok. Ve böyle bir parça. Bakalım bunlar ne işe yarıyor. Ve ana mekanizma. Ve bir de şöyle kullanma kılavuzu. Kutu üzerinde Fine Cut meyve ve sebze kesme cihazı yazıyor. Uygulama olarak da 1. Sebzeleri, yeşillikleri ve meyveleri doğrama. 2. Taze yeşillikleri kurutma. 3. Çorba ve sosları karıştırma. 4. Gıdaları taze tutma olarak bilgi verilmiş. Kullanma kılavuzuna hemen şöyle bir çırpıda bakmak gerekirse arkadaşlar. Burada ürün içeriği yazıyor. Ürün içeriği olarak ilk gösterdiğim şu parça muhafaza etme kapağıymış. Yani muhtemelen hazneyle beraber bunu üstüne koyduğunuzda herhangi bir saklama kabına ihtiyaç duymadan içerisindeki ürünü saklayabiliyorsunuz. Ne olduğunu bilmediğim dediğim şey 4 numaralı ürün. Bu da etrafına yapışan malzemeyi kazımak için verilmiş bir aparatmış. Yine dediğim gibi bu mikser ünitesi olarak geçiyor. Ve tekrardan iç kısmına bakacak olursak içerisinde böyle bıçağı var. Bıçağı koruyucu bir kılıf içerisinde arkadaşlar. Çünkü bıçakları çok keskinmiş ve bir kaza olmaması açısından saklama anında ve her kullanmadığımız her an bunu bu kapla beraber muhafaza etmemiz gerektiği yazıyor. Bununla bir şeyler kurutmak istediğimiz zaman bu aparatı kullanıyoruz arkadaşlar. Bir şeyler doğramak istediğimiz zaman bu aparat kullanılmıyor. Bu sadece kurutucu aparatı. O yüzden şu an için bunu çıkardım. Bu az önce bahsettiğim gibi bıçaklar koruyucu kılıf içerisinde. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şunu da çıkartmak gerekiyor. Kelepçeli bir aparat takmışlar. Ben hemen çıkarttım. Bunu çıkardıktan sonra bunda da yine kural. Kesici iki bıçak böyle üst üste gelecek. Hani biri böyle dursun, biri böyle dursun dediğimiz an ürün kesme işlemi yapmıyor. Kaba yerleştirdiğimizde ürün bu şekilde yerleştiriliyor. Makinenin kullanacağım parçalarını yıkadım, kuruladım ve geldim. Şu az önce bahsettiğim gibi haznesi. Bıçaklarımız üst üste gelecek. Üst üste gelmiş şekilde hazneye yerleştiriyorum. Ve şimdi soğan doğrayacağım. Soğanları ekleyeceğim arkadaşlar. Önceden doğramış olduğum soğanlarımı şöyle küp hale getireceğim. Küp derken şöyle iki bıçak bulacağım yani hemen minik minik. Uğraşmayacağım gerçekten doğramayla. Bu kadar büyüklükte bir soğan atılır mı acaba? Deneyelim mi? Hadi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum sonucu. Kapağını. Bu arada kapağın oturma olayı çok süper yani. İstediğiniz yerden oturuyor. Hani bir yerlere geçirip çevirme olayı olmadığı için hemen pratik.
Şöyle göstereyim. Evet, kapağı tamam. Tutucusuna bayıldım. Tam böyle ergonomik ve ele güzel oturacak şekilde. Soğanları içine yerleştirdikten sonra çekiyorum arkadaşlar. Kaç defa çekelim? Bence 5 defa. Üç yeterli sanki. 5 çok küçük olacak gibi geldi bana. Bir bakalım. Gerekirse devam ederiz. Böyle. Şu an biraz daha bir çekmek gerekiyor. 3. Evet, sonucu merak ediyorum. Böyle gayet bıçakla doğranmış konumda soğanlar. Ve resmen soğanı yarıya bölerek attım, gördünüz. Ben buna bayıldım. Gerçekten aşırı iyiymiş doğrayıcısı. Şimdi bir de havuç deneyeceğim. Onu da çok merak ediyorum. Havuçlarımı soyup hemen içine atacağım arkadaşlar. Bu arada şu an Victorinox soyucumla soyuyorum. Onun da ne kadar başarılı olduğunu görmenizi istedim. Bıçağımı hazneye yerleştirdim. İki bıçak üst üste gelecek şekilde, az önce de söylemiştim. Şöyle havuçlarımı doğrayarak içine atıyorum. Evet, bu sonucu cidden çok merak ediyorum. Çünkü havuç bildiğiniz gibi zaten aşırı sert bir şey. Bakalım bunda ne kadar başarılı. Kapağın direkt her yerden oturuyor oluşu beni çok bayılttı yani duruma. Evet, kaç kere çekelim? 5. Evet, 5. Hazır mıyız? Havuç bu halde ama bence bunu bir 5 defa daha çekmeliyiz. Rende haline gelir mi merak ediyorum. Bir 5 defa daha çekersek bence olur gibi duruyor. Ve havuçların son hali. Bakar mısınız? Ne kadar güzel doğradı. Çok sevdim ve bayıldım. Şimdi de sadece kafası çıkarılıp içindeki çekirdekler alınmış biberi kesmeyi deneyeceğim. İki bıçak üst üste gelecek. Havuç kalmıştı. Şu iki bıçak üst üste gelecek. Direkt atmayı düşünüyordum ama biraz büyük. O yüzden şöyle ortadan bir bölelim. Dört defa çektim. Ve dört defa da sonuç böyle. Ve sonuç böyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden her şeyi hızlı bir şekilde doğruyor. Ve en güzel tarafı sulandırmıyor. Ben hep bunlarla ilgili şöyle düşünüyordum. Hani zaten bunun elektronik hali var. Ne gerek var manueline diye. Elektrikli de nasıl çekerseniz çekin. Az basın, çok basın. 2 saniye basın. Bir şekilde soğan sulanıyor, biber sulanıyor. Sulandırıyor yani benim yaptıklarımı. O yüzden manuel sulandırmıyor diye ben tercih ediyorum. Daha önceki zaten Instagram takipçilerim bilirler. Tefal de vardı. Bundan bir sonraki video olarak da Tefal ve Fister'in kıyaslama videosunu çekeceğim. Orada da zaten ikisiyle ilgili yorumlarımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama kesinlikle hayat kurtarıcı bir parça. Son olarak da domatesi nasıl doğradığını merak ediyorum. Çünkü ben bunu en çok menemen yaparken kullanıyorum. Doğramadan atsam keser mi acaba? Deneyelim mi? Çünkü haznesi bunu alacak kadar büyük. Evet.
10 defa çektim arkadaşlar. Ve sonuç. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kesinlikle hafta sonu menemenleri bununla beraber 3 dakika sürüyor. Kendisini çok başarılı buldum. Sebze kurutucusunu ve karıştırma aparatını henüz denemedim. Ama doğrama konusunda kesinlikle bayıldım. Burada kurutmayı da denemek istiyorum. Şöyle bir tutam maydanozu yıkadım ve haznenin içine yerleştiriyorum. Bu da nasıl sonuç verecek merak ediyorum. Alamıyordu. Evet, içinden aldığım zaman yansıyor mu bilmiyorum ama gayet güzel. Üstünde hiçbir şekilde su yok. Gayet güzel halde. Bu da geçer not aldı. Toparlamam gerekirse ben kendisine bayıldım. Verilen her kuruşu gerçekten hak eden bir ürün olmuş. Olumsuz hiçbir yanını göremedim. Çünkü ben zaten buna muadil bir ürün kullanıyordum. Şimdi onunla kıyaslayınca gerçekten bayıldım yani. Hem gerek böyle elle tutup çekme yeri olsun, hem haznesinin büyüklüğü, materyalinin kaliteliliği açısından gerçekten çok güzel bir ürün yapmışlar. Çeyizinize mutlaka koymanız gereken bir parça. Şöyle göstereyim. Havuç, biber ve kuruttuğum maydanoz. Şurada soğanım. Ve bir bıçak bile vurmadan haznesine atarak doğradığım domatesim. Gerçekten çok sevdim. Benden geçer not aldı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olun lütfen. Daha çok yorumlamamı istediğiniz ürünler varsa onları da yorum kısmına belirtirseniz onları da vaktim olduğu kadarıyla yorumlayıp deneyimlerimi paylaşmaya çalışırım. Son olarak karıştırma aparatını denemedim. Çünkü zaten hani tam domatesi bile 10 çekmeyle doğrayan bir alet her türlü karıştıracaktır diye düşünüyorum.